Kaynağımız Thermaltake'in Grand Power, Taş Power Grand serisi. Evet, RGB bir fanı var. Tabii biz RGB fanı için değil de daha çok güçlü bir güç kaynağı olsun, ömürlük olsun dedik. Onun için bunu satın aldık. Ve fiyatı da daha uyguna geldiği için. Bakalım şöyle kutusunu bir açalım. Ambalajını ben şöyle bir çıkartıyorum. Platinyum serisi bir güç kaynağı. Yani voltaj dalgalanmalarında sıkıntı çıkartmaz. Aynı zamanda anakart yüksek güç çektiğinde yine voltaj değerlerinde bir sapma olmaz. Şimdi içinden bir kitapçık çıkıyor. Bu kitapçığı şöyle bir kenara koyuyorum. Bir çanta var. Bu çantada büyük ihtimalle kablolar var. Bakalım. Evet, bir güç kablosu en üstte. Kablolar örgülü değil. Aslında örgülü beklerdim. Bir poşette böyle kablo seti var. Bu setleri tek tek poşetinden çıkartarak kullanacağız. Şimdiden de bir tanesini şöyle açalım. Evet. Şöyle bu tarafından açtım ben. Bu kabloları ben gerekli bağlantıları yapacağım. Oldukça ağır bir poşet. Şu güç kablosunu kenara koydum. Bunları bu şekilde açmak istiyorum. Çok çeşitli sayıda kablosu var. Zaten çok portlu olduğunu düşünüyorum. 1200 watt oldukça yüksek ve platinyum serisi aralıkta bulunamayacak bir güç kaynağı. Kablolar üzerinde tabii merak ettiğim konulardan bir tanesi şuydu. Kablo düzenleyici var mı? Gerçi bu kablolar şöyle örgülü olmadığı için birbirine yapışık dizayn edilmiş. Örgülü olsaydı daha hoş görünürdü büyük ihtimal ama örgülü modeller daha pahalıya satıyorlar. Bu da paketimiz. Güç kaynağımız da burada. Evet, şu şekilde çıkartmak istiyorum. Kutu içeriğinde başka ne var? Rutubet önleyici bir silikon var. Başka da bir şey görünmüyor. Şimdi bu güç kaynağımızı tabii ki kasamıza monte edeceğiz ama öncelikle kasamıza gerçekten uyacak mı, sığacak mı, nasıl olacak? Biraz tereddütüm var. Çünkü oldukça yüksek wattlı. Yüksek wattlı olmasından dolayı fiziki boyutta büyük olabilir korkum var. İnşallah olmaz, böyle bir şaka olmaz. Evet, güç kaynağımızda RGB renklendirmeyi değiştirmek için kısım var. Smart Zero Fan, yani sessiz fan, hızlı fan konumuna alabiliyorsunuz. Açma kapama anahtarı var. RGB, burada herhangi bir RGB bir aydınlatma yok. 80 Plus Platinum, sadece fanı RGB. Büyük ihtimalle biz bu kasamızda RGB aydınlatmadan faydalanamayacağız. Çünkü soğuk havayı alttan alıp buradan vermesi gerekiyor. Buradan üflemesi gerekiyor veya kenarlardan üflemesi gerekiyor dışarıya doğru. Şimdi onun için bunu biz büyük ihtimalle şöyle ters bir şekilde montajını yapacağız. Eğer düz şekilde yaparsak üst taraftaki anakarttaki sıcak hava içine çekecektir. Çünkü içeriye doğru üflüyor diye biliyorum. Evet, şimdi geçelim kasamıza, montaja. Evet, güç kaynağımızı tam olarak buraya yerleştireceğiz. RGB fan üste gelecek şekilde monte edenler olmuş. Ama bu buraya sığacak mı, sığmayacak mı? Bakıyorum şu anda. Bu braketi sökmemiz gerekiyor. Ya da şuradaki braketi sökmemiz gerekiyor. Ama önce bu braketi söküp buraya montajlamamız gerekiyor. RGB fanı da üste değil, ben alta gelecek şekilde mi yapsam diye düşünüyorum. Hani ne tarafa yapayım diye. Üste gelecek olursa sıcak havayı çekecektir buradaki havayı. Buradaki havadan çekecek çünkü. Altta olursa alttan havasını alıp buradan üfleyecektir. Evet, buradaki braketi söküyorum. Braketi söküp işlerime başlayacağım. Evet, buradakini de sökelim. Bazen çok uzun tornavidalara ihtiyaç olabiliyor. Buradaki biraz sıkı. Gevşekmiş. Evet, bunu da söktük. Evet.
Power supply için özel vidalarımız var mı diye bakıyorum. Evet. Biz şimdi power supply için kullanacağımız vidaları buraya kullanmıştık. Power bracket yazan bir poşetten çıkartmıştım. 3 tane kaldı. Doğal olarak buradaki vidalarını alacağım. Onun yerine hard disk vidalarından kullanacağım buraya. Evet, vidalarımızı şöyle takalım. Tüm vidalarımızı sıkalım. Kablomuzun takılacağı kısmı da açalım şu şekilde. Evet, burayı da açtık. Ve kasamızın içine oturuyor mu diye şöyle bir kontrol edelim. Anakartımızın içine üstüne düşürmeden. Evet. Evet, fanımız aşağıya denk geldi. Aşağıdan havasını alacak. Yazımız düz. Güç değerleri üstünde. Ve şuradan da vidalarımızın hizasını ayarlayalım. Evet, mıknatıslı bir tornavidaya bazen ihtiyaç oluyor. Bunun için ben şu küçük tornavida ile oraya kadar yerleştireceğim. Bu küçük tornavida bazen çok iş görüyor. Bakayım başarabilecek miyim? Başaramadım. Oraya oldukça uzun bir tornavida gerekiyor. Çünkü tornavidanın sapından dolayı tam yetişmiyor. Bakalım. Yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Olabildiğince sıkı olursa titreşim az olur. Evet. Güç kaynağımız da çok güzel bir şekilde yerleşti. İyi oldu. Evet. Kablolarda da herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Evet. USB kablomuz takılı. Şimdi sıra geldi kablolamaya. Kablolama gerçekten zahmetli, zor bir iş. Kasayı dik çevirmem gerekiyor.